biz aslında hep burada yeni belgelerle geliyoruz değil mi? Ben az önce program başladığında bir takım belgeler daha gelecek dedim ve gerçekten vahim belgeler değerli izleyenler. Görünce şoke olacaksınız. O kurtlarvadisidarbe.com domain adının 2012'deki MİT krizinden, dershane krizinden, Erdoğan'ın ameliyatından önce de bir süre önce de satın alındığına dair. 2013'teki yine gezi olayları ve akabinde 17-25'ten önce bir kere daha satın alındığı ve son olarak 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay önce zaten onu hepimiz biliyoruz. Bir kere daha satın alındığını ekrana diğerleriyle birlikte bir kez daha getireceğiz. Yani darbe ismi, o Kurtlar Vadisi darbe.com ismi her darbe girişiminden önce satın alınmış maalesef. Bu evet. Bir. İkincisi, bir ciddi iddia daha var. Çok ağır. Onu da söyleyeceğim. Şimdi ucundan acık. Arkadaşlar, araştırmalarımız sonucu bugün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kayyum atanan, niye kayyum atandı? FETÖ'ye finansal destek verdiği belirlenen bir şirketin referans sayfasında, hani şirketlerin internet sitelerinde referans sayfaları vardır ya, onunla çalışıyoruz, bununla çalışıyoruz, evet. Şununla çalışıyoruz diye kendi reklamlarını evet. Yaparlar kendi sayfalarından. Referans sayfasında, FETÖ'cü şirketin referans sayfasında Pana filmin ne işi var? FETÖ'cü şirketin, FETÖ'ye finans sağlayan ve şimdilerde kayyum atanmış olan bir şirketin referans sayfasında Pana filmin ne işi var? Pana filmin o FETÖ'cü şirketle ilişkisi nedir? Ne boyuttadır? Bütün bunları hep belgeleriyle ekrana taşıyacağız. Biz boş konuşmuyoruz. Konuşmayacağız. Belgeleri masaya yatırmaya devam edeceğiz. Bırakın başkaları magazin yapsın.